Ayça! Telefon. Derslerimiz için bir alışveriş yaptım. Bu kitapta daha önce sınavlarda çıkmış gerçek sorular var. Oradan çalışırız diye düşünüyorum. Ben de acaba annem telefonumu ne zaman geri verir diye düşünüyorum. Derslere verimli bir şekilde katıldığın zaman diye düşünüyorum ben de. Açı bak sen iyi... Bana sen değil siz diye hitap edebilir misiniz lütfen? Zannetmiyorum. Bütün öğrencilerim bana siz derler ve ben onlara sen derim. Bu sistem burada da değişmeyecek. Şu ana kadar öğrencilerimden aldım. Ben garip istek olarak da bunu koleksiyonuma katıyorum. Bak Ayça, bence sen %100 haklısın. Şu okulda 8 saat konusunda. 8 saat okula git sonra... Doğru. Ama o zaman diliminde de her şeyin halledilemediği ortada, öyle değil mi? Öyle olmasa neden ek derse gerek duysun ki? Değil mi? Sen hiç bir şeyler yazdın oluyor mu? Ne bileyim, günlük falan öyle bir şey. Evet ama anneme söylemeyin. Neden? Okumak ister çünkü. Ve? Kızar. Hatta küser. Öyle garip bir huyu var çünkü. Neden küser? Onun hakkında pek güzel olmayan şeyler yazıyorum. Yani bazen. Kızdığında. O kızdığında mı, sen ona kızdığında mı? İkisi de. Peki kızmadığın zaman güzel şeyler yazıyor musun annenle ilgili? Kızmadığında günlüğe bir şey yazmıyorum. Ha, kızgınlığının günlüğü yani. Nerede acaba bu günlük? Yanımda her zaman. Öyle mi? Görebilir miyim? Hayır tabii ki de. Özelim ya benim o hani. Evet, özelin tabii ki de. Tabii ki. Yok, ben anlatım diline bakmak, yazına bakmak, okumana o açıdan yani, yoksa özel olmayan bir bölümse diye dedim. Tabii ki okumak istemeyebilirsin de. Günlük değil, kızgınlık. Burası olmaz. Burası hiç olmaz. Bugün yağmur yağıyor ve ben baktık yazın çok kötü. Yok, bence yazın kötü değil, bu yazı değil. Türkçe hiç değil. Bu ne harfi bu? B. İyi akşam. B harfinin bundan haberi var mı ya senin bunu kullandığından? Türkçe bir cümle yazar mısın? Ben tam bu vahim tabloyu göreyim. Ne yazayım? Yaz bir şey işte, ne bileyim. Ders çalışmaktan nefret ediyorum. Hieroglif. Bence bu hieroglif. Kurtarılmadı.
kadar da kötü değil. Çok rezil. Allah Allah. Ayça Hanım gülüyor mu? Hem de bir ders sırasında. Nasıl oldu bu mucize? Hı? Bakayım. Ne yazıyor burada? Aşkım bu kadar iğrenç bir yazı olabilir mi? Bu ne? Ders saati bitti herhalde hocam. Bitti canım, bitti. Görüşürüz. İyi günler. Ne oldu? Niye bozuldu şimdi bu? Siz... Evet, geldiler. Pardon. Bakalım, lezzetli.